Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım? Evet, başımız döndü gerçekten. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı aşağı. Yani şuna bakın arkadaşlar. 10 Mart'ta 38.800'e düşüyoruz. Aynı günde 40.280'e yükseliyoruz. Bir gün sonra tekrardan 38.300. Aynı gün 38.300'den 40.250 Aynı gün 40.250'den tekrar 38.300 Yani adamlar diyor ki gelin sizde kafa bulacağım diyor. Yani cidden enteresan. Mesela dün sabah bu seviye şey, 38.300'lerdeydik. Yani yine oraya düşmüşüz. Halbuki 40.200'lere doğru gittik vesaire. Bakın mesela yeşilin üstüne 4 saat bile kapattılar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir daha düşürdüler. Yani akıl almaz hareketler gerçekten yani. E, tamamen kaldıraça yönelik hareketler bunlar. Yani long ve short patlatmaya yönelik oynuyorlar arkadaşlar. E, başka nedeni yok. Tam yükseltiyorlar. E, baktılar longlar tavan yapmış düşürüyorlar. Düşürünce shortlar tavan yapmış tekrar yükseltiyorlar. Yani bir türlü dikiş tutturamadılar arkadaşlar. E, ne olacağı şu an kısa vade. Bakın gün içi hareketler gerçekten manipülatif. Hani bunu tahmin etmesi zor biz biraz büyük resimden gidiyoruz biliyorsunuz günlük grafikten haftalık grafikten aylık grafikten hani bunları çok bozamıyorlar arkadaşlar ama böyle saatlik grafiklerde baş döndürücü hareketler gelebiliyor mesela yükselen trendimiz hala kırılmadı şu an nerede mesela bir bakalım 38.200 seviyelerinde yani şu an orayı takip edeceğiz destek olarak yani direnç olarak şöyle diyeyim arkadaşlar netçede burada bir tuzaklama yaptılar. Biraz güvenim azaldı bu çizgiye. Bakın düne kadar çok güzel çalışıyordu. Nereden beridir? Bakın ta nerelerden beri güzel çalışıyor yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel çalışan bir çizgi. Üzerinde 4 saat kapattığında uçuyor. Üzerinde 4 saat kapattığında uçuyor. Burada üzerinde 4 saat kapatıyor çakılıyor. Yani bunun işi bitti diye düşünüyorum. Biraz kaydırmak istiyorum yukarı. Şöyle. Hani niye böyle yaptım? Bakın mesela şurada tepeler var. İğne atmış buraya gördüğünüz gibi. Burada da iğnemiz var. E, dün de oralara doğru gittik. Yani e, biraz önemli duruyor şöyle bakınca. 40.300 seviyesi. Yükselişlerde de orayı takip etmekte fayda var. Yani direnç olarak önemli direnç olarak orayı takip edeceğiz. Oraya gitmesine gerek yok. Ha, gitti mi orayı kırar mı kırmaz mı bakacağız. Daha sonra 41.700 tekrar hedef haline gelecek. Eğer direncimiz kırılırsa böyle böyle ilerleyeceğiz. Trend çizgisi bazında. Düşüşlerde de e, 38.200 arkadaşlar. Orası önemli destek. Şimdi işimi okuyu açalım. Bakın işimi okuda dünkü yükseliş e, tam işimi okunun e, mavi ortalamasına gelmiş gördüğünüz gibi. Üzerinde 4 saat kapatamamış. Tekrar düşe geçmiş. Şimdi tekrardan bulutu zorluyoruz. Ortalamaları zorluyoruz işimi okunun gördüğünüz gibi. Diğer ortalamamız da nerede? 40.200 seviyelerinde. Bakın tam paralel bir şekilde yeşil çizgiyle örtüşüyor ortalaması. 4 saatlik işimi okunun. Yani orada hem yatay çizgimiz var hem işimi okunun ortalaması var. 40.300 arkadaşlar. Devam edelim. Günlük grafiğe gidelim mesela. Günlükten bakınca da şöyle anlatayım. Ortalamaların altındayız işimi okunun. Şu an nerede onlar mesela? 39.900 seviyesinde. ilk direncimiz orası arkadaşlar. ilk direncimiz orası. Günlük grafiğe bakınca. Bulutun üzerine atmamız lazım. Bulut nerede? 42.600 seviyesinde. En son milimetrik bir şekilde oradan düştük. Hani 42.600'e gitmiştik bundan 2 gün önce. Bakayım 3 gün önce gitmişiz. Oradan satış geldi. Bulutun üst çizgisinden satış geldi arkadaşlar. Ve alçalan tepelerde devam ediyor sinsi sinsi şöyle bakınca. Haftalık kapanış önemli bizim için. Vadeli işlemler de geldi. Bir bakalım nasıl gelmiş. Şöyle haftalığı açayım. Bulutun içinde geldi hala. Bulutun içinde geldi. Son iki haftadır çok negatif mumlarla kapatıyor. Bunu da görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Uzun iğneleri var yukarıdan aşağı. Normalde bunlar olumlu şeyler değil. Ve... Hala alçalan tepeler devam ediyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerde yükselen tepe gelmemiş haftalık kapanışla. Yani çok güzel kapatmamış haftayı. Şimdi Bitcoin'a gelelim. Şimdi vadeli işlemler cumartesi pazar kapalı arkadaşlar. Tabi bu abuk subuk hareketlerin en büyük etkisi de dolar endeksi diye düşünüyorum. Orada da dengesiz hareketler var. Bitcoin de tersine hareket etmek istiyor. Sürekli pump dump yapıp duruyor. Yani dolar endeksinde de benzeri hareketler var arkadaşlar. Hani e, dolar endeksi de manipüle ediyor bitcoin'u. Bu da bir gerçektir. Şimdi haftalık kapanışı takip edeceğiz. Orada bir pürüz yok arkadaşlar. Alçalan tepelerimiz devam ediyor. 42 bin. ne diyorduk? 475 üstünde hafta kapatacağız, değil mi biz? Şöyle. O zaman yükselen tepe yaparız. İşin rengi değişebilir. Bu olmadıkça gaza gelmemek gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abuk subuk hareketlere aynen devam. Yani haftalık ve aylıkta momentum olmadığı için nasıl diyeyim kısa vade yükselse bile tekrar düşürüyorlar. Yani biz acilen haftalıkta olumluya dönmemiz lazım. Şimdi verilere bakalım. Stokastik'e vesaire. Stokastik e, tam kıyıda duruyor arkadaşlar 4 saatlikte. Henüz net bir sinyal gelmemiş. Arasay'a bakıyoruz. Arasay'da tam ortalamada duruyor. Maddi hala olumsuz pozitif kesmemiş. Yani 4 saatlikte şartlar oluşmamış. 6 saatliğe bakalım. 6 saatlikte de aynı o şekilde. Stokastik henüz al vermemiş. Arasayda ortalamanın altındayız. Maddi hala al vermemiş. 8 saatliğe bakıyoruz. Orada da benzeri bir tablo var. Hiçbir şekilde al sinyali gelmemiş. 12 saatliğe gidiyoruz arkadaşlar. 12 saatlikte de Arasayda tutunmaya çalışıyoruz ortalamasında. Stokastik sat şeklinde duruyor. Makti de sat sinyalini yeniden üretmiş. Gördüğünüz gibi. Yani normalde bunlar negatif sinyaller arkadaşlar. Günlüğe gidiyoruz. Günlükte de maddi sat vermiş yeniden. Üç gündür sat şeklinde gidiyor. Stokastiğe bakıyoruz. Dün al şeklinde olan bugün sat şeklinde. Yani normalde bu da çok olumsuz bir sinyal. Arasaya bakıyoruz. Ortalamanın altında ve 50 seviyesinin altında. Burada da olumsuz sinyal var. Yani arkadaşlar normal şartlarda düşün devam etmesi gerekiyor. Ama adamlar pump yapıyor, dump yapıyor vesaire. Hani şimdilik e, ben olumlu değilim. Yani Buradan yüksel de sıkıntı değil ama hani biraz büyük çerçeveden bakınca hala olumlu bir tablo göremiyorum. Anca pump dump yapıyorlar arkadaşlar. Böyle kalıcı bir yükseliş için makroda düzelmesi lazım bazı şeylerin arkadaşlar. Yani en azından e, şöyle diyeyim haftalıkta yükselen tepeyi yapacağız. Bakın haftalıkta da arasaya geldik arasen ortalamasına geldik hani burada da net bir sinyal yok hala haftalıkta maddi kesişmedi burada da net bir sinyal yok yani alçalan tepeler devam ediyor orada da net bir sinyal yok yani yükseliş şeyi görmüyorum ben arkadaşlar hani mumlara bakıyoruz mumlarda satış mumları bilmiyorum karar sizindir tabi e, yorum sizindir ama hani benim yorumum bu Devam edelim arkadaşlar. Başka indikatörlerimiz ne diyor? Mesela e, Fibonacci Bollinger bandına bakalım. Bir 4 saatliğe gidelim. Bakın 4 saatlikte önemli direncimiz 40.500 mor çizgi. Orası direnç olarak çalışıyor zaman zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada da bir tane direncimiz var. 12 saatliğe bakalım. 12 saatlikte de çizgi kırılmış, retest yapılmış. Normalde diğerine düşmesi beklenir. 37.500 bakalım. Günlük grafiğe bakınca günlükte de arkadaşlar çizginin altındayız. Yani olumlu değil şöyle bakınca yani. Burada da olumlu değiliz. Süper trend ne diyor bize bir de ona bakalım. 4 saatlikte hala sel şeklinde gidiyoruz. 6 saatlikte bay çizgisinde tutunuyoruz. Bakın 6 saatlikte bay çizgisi. O yüzden oralarda önemli destekler var gördüğünüz gibi. 38.200 kırılırsa arkadaşlar 6 saatlikte de selli akacak. Yani 4 saatlikte sel 6 saatlikte bay Yani bay çizgimiz ayakta tutuyor bizi gördüğünüz gibi. 8 saatliğe bakıyoruz. Hemen altımızda da neresi var? 38.000 dolar var. Ama yükselen trend kırılırsa arkadaşlar o zaman hani tahminim düşüş devam eder gibi geliyor bana soracak olursanız. 12 saatliğe bakıyoruz. Orada da sen günlükten bakıyoruz. Bay çizgimiz nerede? 36.500'de. Yani önemli desteğimiz orası gibi duruyor. Ekstra düşüşlerde 36.500'ü takip edeceğiz arkadaşlar. Süper trend bazında durumlar bu. EMA ribbon'a bakalım. Mesela günlükte ribbonların altındayız. Dünkü iğne ile ribbonlara dokunduk gördüğünüz gibi. Sonra bir daha satış geldi. Yani ribbonların üzerine oturmamız gerekiyor. Özellikle şu son tepe 42.000'de kapanış yapmış günlük bazda. Üstünde günlük kapanış gerekli arkadaşlar. Bir yükselen tepe lazım bize. Momentumu arttırmamız için. 12 saatliğe bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Dünkü yükseliş ribbonun altında kalmış gördüğünüz gibi. Yani direnç noktasından reddemiş. demiş. 4 saat diye bir gidelim. 4 saatlikte de, de aynı o şekilde. En üst ribbon'ın üstüne kapatamamış. Yeniden düşmüş. Yani bakın burada biraz daha net bir sinyal görüyoruz. Yani ribbonları geçemiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani yeşil çizgiyi kırarsak 40.300 o zaman ribbonları kırmış oluyoruz. Üstünde 4 saat kapanış gerek. Yani ribbonlarda da durum bu. Bir de haftalıktan bakalım ribbonlara. Bakın bu haftaki yükselişte en alt ribbona iğne attı oradan düştü. Yani güzel çalışıyor. Geçen hafta mesela en üst ribbon'a iğne attık düştük. Bu hafta da en alt ribbon'a iğne attık Yani bu ribbon'lar baya önemli direnç olarak çalışıyor. Uzun vadede büyük resimde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Mesela boğa sezonunda üzerindeyiz. Normalde ayı sezonunda altında olmamız gerekiyor değil mi? Şuradaki gibi. E şu anda da altındayız hala altındayız. Yani şu an şu tablo varken boğadayız diyemeyiz arkadaşlar daha çok ayıdayız diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi ve üzeri boğa altı da ayı oluyor. Daha da geçmişe inelim. Bakın ve üstünde boğa da altına bir gidiyor arkadaşlar ayıya giriyor. Bir daha üzerine atıyor boğa sezonu gördüğünüz gibi bir daha altına ayı sezonu. Yani veri bu yani arkadaşlar elimdeki veriler bu. Hani birlikte izliyoruz. Uydurmuyorum arkadaşlar size gösteriyorum yani. Bu tablo varken orta vadeli olumlu değilim yani şu tablo varken. Hani değişmesi lazım. Ribbonların üstüne gideceğiz. Haftalıkta yükselen tepe yapacağız. Ondan sonra olumluya dönebiliriz büyük resimde. Ama bunlar olmadıkça dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Bakın mesela ribbonlardan sürekli satışıyor burada. Daha sonra bir yerden sonra dayanamıyor. Çok sert bir düşüş geliyor. Veya şu bölgede arkadaşlar ribbonları kırıyor. Retestini falan yapıyor. Daha da sert düşmeye başlıyor ilerleyen aylarda. Yani şu an biz yeni yeni kırdık da ribbonları gördüğünüz gibi. Kırdık retest aşamasındayız şu an. Hani bu retest midir değil midir zaman gösterecek. Üzerine atınca retestten öteye gider tabii ki. Ama şimdilik retest gibi duruyor. Yani arkadaşlar dediğim şekilde gün içi pamplar damplar gelebilir. Bunları kimse tahmin edemez. Siz de tahmin edemezsiniz büyük bir ihtimalle. Yani hiç beklemediğin anda birden uçuyor. Hiç beklemediğin anda birden çakılıyor değil mi? Ama büyük çerçeveden bakınca hala olumsuz olduğumuzu görüyoruz. Yani biz buna göre hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Hani daha güçlü alımlar için, daha e, orta vadeli pozisyonlar için biraz daha beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.